Kristal grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 8.45 hedefinin üzerine çıktı ve o bölgede tutunmaya sağlayabilirse yukarıda 10.50 hedefini belirlemiştik. Gördüğünüz gibi tekrar 8.45 bölgesinin altına bir geçiş yaparak şablon bölgemiz içerisinde tutunmayı sağlamış gözüküyor. Tabii bu bölgedeki ara destek bölgesi de çalıştığı sürece, yani 7.75 bölgesindeki ara destek bölgesi çalıştığı sürece o bölgeden yukarı tekrar hareketleri tepkisi olarak başlatıp şu bölgede yapmış olduğu zirve ve şablon bölgemizin üst noktası olan 9 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimalini gerçekleştirdikten sonra üzerinde kalıcı kapanışları sağlayıp yakın hedef bölgemiz olan 10 hedefini gerçekleştirdikten sonra daha üst bölge hedeflere yönelme ihtimalini gerçekleştiren bir şablon durumuna dönüşebilir. Geri çekilme güç kazanma hareketlerinde ara destek bölgesi olan 7.75'in altına geçişler oluşursa 7.10 bölgesinin yarı yarıya stop noktası, 6 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmeye devam edebiliriz. Penguin'da grafiğimizde şablon durumumuzda 8.50 hedefini belirlemiştik ve haftayı yukarı bir tepkisi hareketle şablon bölgemizin ara direnç noktası olan 7.85 üzerinde kapattığını görüyoruz ve yukarı bu tepkisi hareket devam ederek şu bölgedeki direnç noktası olan 8.20'ye kadar yapmış ve o bölgenin üzerine geçişleri sağlarsa 8.50 hedefini gerçekleştirip daha üst bölgedeki şablon bölgesinin üst noktasına kadar 8.80 bölgesine kadar bu yükselişleri yapma ihtimalini devam ettirebilir. 8.80 üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleşirse kanal bölgesinin üst noktası olan 9.50 bölgesine kadar da yükselişlerin sürme ihtimali gerçekleşebilir. Bu tepkisel hareketi devam ettirerek üst bölgedeki şablon bölgesini devam ettirmesi için 8.50 üzerinde yapacağı kapanışlarda hacimsel durum devam ederse üst bölge hedeflere devam etme ihtimalini sürdürebilir. 8.50 üzerine geçiş sağlamadan geri dönüş ve güç kazanma durumu oluşturursa öncelikle şu bölgedeki birinci destek noktası 7.80 bölgesi, o bölgenin altına geçişler oluşursa 7.45 bölgesini yarı yarıya stop noktası, 6.85 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Petun grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz 80 hedefini gerçekleştirmiş fakat üzerine geçiş sağlayıp kalıcı kapanışları oluşturamadan tekrar bir geri dönüş oluşmuş. O yüzden tekrar 80 üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra 90 hedefini belirlemiş olduk. O bölgeye kadar da bu yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdürebilir. Bu bölgede yarı yarıya stop noktamız olan 70 bölgesi şu an için en önemli destek noktası haline almış. O bölgenin altına geçişler oluşmadığı sürece tekrar yukarı tepkisi hareketler yaparak ve şu şablon bölgemiz içerisinde güç kazanmayı sağladıktan sonra 80 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber 90 hedefine doğru yükselişleri sürdürebilir. Ve tabi bu bölgede bir ara direnç noktası var. 84 bölgesi, bu bölge geçilirse yukarıda 90 ve daha üst bölge hedeflere de gitme ihtimalini gerçekleştiren bir şablon durumuna dönüşebilir. 70 bölgesinin altına geçişlerde 65 bölgesi kesin stop olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktası. O bölgenin altına geçişler oluşursa mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri oluşturmak için. Pinsu grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz 11 hedef için tepkisel hareketleri devam ettirmiş. Şu bölgedeki kanal direncine takılarak o bölgeden geri dönüşle beraber kanal desteğini de tutunduğunu ve şu ara desteğini de çalıştığını görüyoruz. Bu bölgedeki destek noktaları ve direnç noktaları arasında güç kazanma hareketlerini sürdürdüğünü ve daha sonra yapacağı tepkisel hareketle beraber
şu anda yapmış olduğu kısa zirve bölgesi olan 10.65'i geçebilirse 11 hedefini gerçekleştirip daha üst bölgedeki kanal direncine yani 12 bölgesine kadar da yükselişleri sürdürme ihtimalini gerçekleştirebilir. Önemli olan gördüğünüz gibi şu bölgede test etmiş olduğu yarı yarıya stop bölgemiz olan 9.35 bölgesinin altına geçişlerin oluşmaması. Şayet öyle bir durum oluşursa da kesin stop noktamız olan 8.55 bölgesine kadar şu şablon bölgemiz içerisinde geri çekilme ve güç kazanma durumunu oluşturabilir. 8.55 altına geçiş olmadan tekrar yukarı dönüşlerde 11 hedefini ve daha üst hedefleri gerçekleştirme ihtimalini sürdürebilir. 8.55 altına geçişler oluşursa kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Daha alt bölge desteklerinden lot çoğaltma işlemleri oluşturmak için. Tat gıda grafiğinde belirlediğimiz 40 hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturarak bu haftayı o şekilde kapatmış ve artık bu bölgede tutunmayı sağladığı sürece ve yarı yarıya stop noktası olarak belirlediğimiz 37.75 ve kesin stop noktası olarak belirlediğimiz 36 bölgesinin altında düşüşler olmadığı sürece yukarıda 45 hedefini ve daha üst hedeflere doğru da gitme ihtimalini sürdüren bir şablon durumu gerçekleşebilir. Şu an için 40 bölgesindeki bir önceki hedef noktamız destek noktası olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktamız. O bölgenin altında geçişler olmazsa yukarı tepkisi hareketleri devam ettirerek öncelikle şablon bölgesinin üst noktası olan 44.25 bölgesini geçmesi gerekiyor. 44.25 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturursa 45 hedefimizi gerçekleştirip 50'ye doğru olan süreci devam ettirebilir. Tokaş grafiğimizde belirlediğimiz 10 hedefinden sonraki 12.45 hedefine giden süreç içerisinde yeni bir zirve oluşumunu tamamlayıp o bölgeden geri çekilme güç kazanma hareketi oluşturmuş ve belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi olan 8.90 bölgesinin altına geçiş olsa da kanal desteğinden bir tepkisi hareketle tutunma durumunu sağladığını ve bu ara bölgede güç kazanma durumunu devam ettirme ihtimalini gerçekleştirecek bir şablon durumuna dönüştüğünü görüyoruz. 8.90 bölgesi altında kapanışlar olmadığı sürece, özellikle de kesin stop bölgemiz olan 8.15 bölgesinin altında kapanışlar olmadığı sürece, bu bölgede tutunmayı sağlayarak tekrar yukarı tepkisi hareketleri gerçekleştirip burada yapmış olduğu kısa bölgedeki zirve durumu olan 11.80 bölgesini geçiş yaparak üzerinde kalıcı kapanışları sağlayıp yakın hedef bölgemiz olan 12.45'i gerçekleştirip daha üst bölge hedeflere 15 hedefine doğru da gitme ihtimalini gerçekleştirecek bir şablon durumuna dönüşüp dönüşmeyeceği bu bölgedeki güç kazanma hareketleri sürdürdükten sonra yapmış olduğu kısa zirve 11.80'i geçip geçmeyeceğini takip etmemiz gerekiyor. 11.80 geçilmediği sürece bu ara bölge içerisinde 11.80-8.15 arasında güç kazanma hareketlerini devam ettirip 11.80 geçirdikten sonra tekrar yukarıda yeni zirve durumunu oluşturacak bir şablon durumu gerçekleşebilir.